Hocam geçmiş olsun. Yenildik. Bir kısa da olsa düşüncelerinizi alabilir miyiz? Güçlü rakip olduğunu biliyorduk. Yani bu rakibin karşısında dik durabilmenin hedefindeydik biz. Genç oyuncularımız var. Tecrübeli işte bir ilke sporcumuz. Sonuçta o da sakatlandı. Ondan sonraki de genç sporcularla devam ettik. Genç sporcular neler yapabilirliğini görmeye çalıştık. Ancak tabii ki o gücün karşısında kalabilmek zor. Yani bu şekilde fark olması gayet normal buluyorum. Yani bunu seyircimiz de hoşgörüyle karşılamasını bekliyoruz. Çünkü bu sene yeni çıktığımız bir takım, biz sonradan çıktığımız ve kadro yapmakta zorlandığımız bir süreç içinde çıktık. Ancak devre arasına kadar bekleyip kadroyu güçlendirmek için mücadele vermemiz lazım. Bunu tabii ki yönetimle de görüşüyoruz. Umarım yine kadroyu güçlendirmek noktasında görüştüğümüz sporcular var. Onları da alırsak biz bu ligde kalmak için her şekilde mücadele veriyoruz. Yani hedefimiz bu ligde kalmak. Hocam taraftar size güveniyor, yani neyin olduğunu az çok biliyor. Evet. Yani gün geçtikçe görüyorsunuz tribünler biraz daha fazlalaşıyor. Artıyor, evet, İnşallah doğru. Daha güzel oyunlara daha da iyi olacak. Bir sonraki maçımız ve hakkında kısa bir bilgi alabilir miyiz? İşte önemli olan o rakip, yani o maç. Yani önümüzdeki hafta Yalıkavak Bodrum'a gidiyoruz. Bodrum'da bu sene Süper Lig'e çıkmış bir takım. Ve bizim Bodrum'la aynı ayarda olduğumuz bir takım. Biz o maçlardan puan almamız gerekiyor. Ve oradan puan aldığımız zaman ligde kalacağımızı düşünüyoruz. Hedefimiz Bodrum'daki galibiyetle dönmek. Çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamı diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.